buğday ile ayçiğ arasında bir parite vardır. Bu da 2'dir. En az 2'dir. Ayçiğ fiyatları buğdayın 2 katı olması gerekir. Buğday bugün 7-7,5 liralarda. Bizim de beklentimiz 16 lira olması yönünde. Niye? Ekim alanlarının da artmasını istiyoruz. Eğer bu fiyat verilirse iddia ediyorum 2 sene içerisinde Türkiye ayçiğinde ithalatı konuşmaz. Tamamen kendine yeterliliği konuşur. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Başkanı Fevzi Bekçanlı ile birlikte Trakya Birliği ziyaret ederek üreticinin fiyat yönünden desteklenmesi talebinde bulundu. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Milletvekili Gaytancıoğlu, bu yıl ayçiçeğinde fiyat beklentisinin 16 lira olduğunu söyledi. Ayçiçeğindeki fiyat beklentimiz 16 liradır. Neden? Gübreye %500 zam gelmiş, mazota %350 zam gelmiş. Tohuma, ilaca en düşük gelen zam %250. Elektrik fiyatları, tarımda kullanılan, sulamada kullanılan elektrik fiyatlarına resmi rakamlara göre %170, %180 zam gelmiş. Üreticinin ikinci ürün üretme kabiliyeti var ama elektrik fiyatlarından dolayı üretmiyor. Çiftçi bağ kuru arttı. Yani, çiftçi bağ kuru var, artış var. Bunları da hepsini dikkate aldığımızda, dünya fiyatlarını dikkate aldığımızda hükümetten beklentimiz 16 liralık bir fiyattır. Artı hükümete de şunu uyarıyorum. Bir an önce gümrük vergilerini eski haline getirsinler. Sıfır gümrük vergisiyle bizim üreticimizi başka ülkelerin üreticisiyle çarpıştırmasın. Başka ülkelerdeki verim, tırtıl zararı vesaire yok. Başka ülkeler bizi ilgilendirmiyor. Bizi Türk çiftçisi ilgilendiriyor. Türk çiftçisinin bugün alacağı fiyat 16 liradır. Neden? Buğday ile ayçiğ arasında bir parite vardır. Bu da 2'dir. En az 2'dir. Ayçiğ fiyatları buğdayın 2 katı olması gerekir. Buğday bugün 7-7,5 liralarda. Bizim de beklentimiz 16 lira olması yönünde. Niye? Ekim alanlarının da artmasını istiyoruz. Eğer bu fiyat verilirse iddia ediyorum 2 sene içerisinde Türkiye ayçiğinde ithalatı konuşmaz. Tamamen kendine yeterliliği konuşur. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da verilecek düşük fiyatın üreticiyi küstüreceğini belirterek fiyat beklentilerinin 16 lira olduğunu ifade etti. Aşağı yukarı %10'luk bir artış olduğunu öğrendik ayçiçeği ekiminde. Tabii çiftçimiz de yani para etmediği zaman bu ürün kaybını da yaşayacak ülke. Doğal olarak da yani döviz zaten artıyor. Bu tarz ürünlere para yatırıp dövizin devamlı artmasını sağlayacağız. Eğer iyi bir fiyat gelirse, çiftçi de bu fiyattan memnun olursa seneye ekim daha da artacak. Bakın bu yıl %10 arttığını biz öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Bunun artırılması için herkes mücadele ediyor. O anlamda vekilimin de söylediği gibi 16 lira beklentimiz olan fiyat, aşağı yukarı çiftçinin de beklentisi olan fiyat bu. İnşallah hükümet gerekli adımları atar.